Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Yine geldik. Çok güzel bir model anlatacağım. Yazma içinde bulunan renklerim bunlar arkadaşlar. Pembe ve böyle biraz e, bu renk var. Şu bu renk. Pembem bu renk. Yazmanın ana tonu krem. Kremi kullanacağım. Modelimiz nasıl? Bir de böyle serim halka kullanacağız. En küçükün bir boy büyüyor serim halkaya ihtiyacımız var. En küçükün bir boy büyüyor bu serim halkalar. Bu şekilde serim halkaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi modelimizi gösterelim. Modelimiz çok uzun zaman oldu ama geleli anca geçebildik modelimiz gerçekten güzel ama e, bilmiyorum iri model seven arkadaşlarımız var Bakın şöyle göstereyim biraz iri bu iki parmağımı kaplıyor motifi ama mutfak havlularına da çok hoş olur nerede değerlendirmek isterseniz iri model seven arkadaşlarımız yazma üzerinde e, sevmeyen arkadaşlar mutfak havlusunda çok şahane olur değerlendirebilirsiniz arkadaşlar gerçekten de çok güzel oldu Öncelikle şu motiflerini yapacağız Sonra alt zemini giderken motifleri birleştirip en sona da bu kenar krem bordürünü yapacağız. Haydi başlayalım. İpimi aldım ve tığıma sabitledim. Dediğim gibi önce motiflerini yapacağız. Serum halkamı aldım. içine girdim. Bir adet sık iğnesiyle sabitledim. Şimdi serim halkasına giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 20 tane sık iğnesi yapacağım. 3, 4, 5 6 7 Bu şekilde 20 tane sık iğnesi yaparak dolduralım. 20 adet sık iğnesi yaptım. Buradan ilk yapmış olduğum sık iğneye battım. Burayı sabitledim. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Hemen sık iğneme girdim. Önce bir bakın başına 5 zincir çektim başına 2 kez aldım sık iğneme girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 iki aldım ikinci trabzanım oldu 2 trabzan başına 2 aldım hemen yandaki sık iğneye girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 3 oldu başına 2 aldım yandaki sık iğneye girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 4 oldu 5 adet zincir çektim aşağıdan girdim Hemen yanındaki sık iğneye girip sabitledim. 5. trabzan olarak sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir düzeltelim. Hemen yandaki sık iğne de 5. Beş, beşinci trabzan olarak 5 zincirimi kapattım. Bir kez daha göstermek istiyorum. 5 adet zincir çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Hemen yandaki sık iğneye girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Başına iki alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına iki aldım, yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Dört oldu. Beş zincir çektim hemen. Yandaki sık iğne de kapattım. Beşinci trabzan olarak. 1 2 3 4 5 zincir başına 2 aldım hemen yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım 2 3 başına 2 aldım hemen yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum 4 4 trabzan oldu toplamda. 5. trabzanı 5 zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğne de sabitledim. 3 yaprağımız hazır. 5 adet zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Hemen yanındaki sık iğneye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 oldu. Başına 2 aldım, yandaki sık iğneye girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 4. 5 zincir çektim. Hemen yandaki tırabzan da sık iğne de kapattım. Son yaprağımız için 3 4 5 zincir, başına 2 al. Hemen Yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım 2 başına iki aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki aldım 3 4 5 zincir çekiyorum girip kapattım bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum motiflerimizi bu şekilde yapacağız 3 tane motifimiz olması gerekiyor. Bir dalımızın üzerinde 3 tane çiçeğimiz olacak. Bunu birincisini yaptığımız gibi diğerlerini de yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde motiflerimizi hazırladık. Şimdi hep birlikte nasıl ekleyeceğiz ona başlayalım. Öncelikle vereceğim arayı yaparak başlıyorum. İpimi tığ basına sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Başına 2 aldım. 1, 2 tığ batısı atlayıp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. tığ battı da sabitliyorum. 6 adet zincir çektim başına iki kez aldım iki tığ battı atladım 3'e girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çektim çıktığım bu noktaya girdim kapattım 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum yedinci tığ battı da sabitliyorum Bir tane daha yapayım. Ben ikisi model amaçlı bir anlatım. Ee, sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. 6 adet zincir çektim. Başına iki aldım. iki tığ batı satlayıp üçe girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım. 5 zincir çekip bu ara boşluğa girdim. Kapattım. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. Altı. Yedinciyi tığ battı da sabitliyorum. Benim için şimdilik bu kadar ara yeterli arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin gövdesi için 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu bir. 2 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu iki. 2 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu 3 üç. üç tane tığ battı boşluğu yaptım. 3 zincir çektim. Şimdi buradaki alt kısmı yapacağım. 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İki oldu trabzan. Başına bir alıp diğer yuvadaki yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üç oldu. Başına bir alıp girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki çektim. Dört oldu. Başına bir aldım, diğer yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Beş. 6 adet trabzan yaptım. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 10 adet zincir çektim, geriye döndüm. Buradan ilk tırabzanın arasından girip kapattım. 3 adet zincir çektim, düz yüzüne döndüm. Başına bir aldım. Yuva içerisine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım. Yuva içerisine girdim. İki, iki, iki çektim. Başına iki alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Son kez başına üç kez aldım. Yuvaya girdim. İki çektim, iki çektim, iki çektim, iki çektim. Iki çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2, 5 ve 6. 7. yuvada sabitliyorum. Bir tane böyle bir yaprak yaptık arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimiz için dallar yapacağız. 8 adet zincir çekiyorum. Başına 5 kez aldım. 1, 2, 3 pardon. 1, 2, 3, 4 kez aldım arkadaşlar. Yuvaya girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bir adet zincir çektim ve motifimin bir tanesini alıyorum hemen. Bu bitiş noktası şu aradan boşluktan Hemen buradan motifimi buraya sabitliyorum. İpin ucuna aldım. 2 adet zincir çektim. Buradaki araya girdim, kapattım. Şimdi burayı 10 tane sık iğne yaparak iniyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 yuvaya giriyorum bir sık iğnesiyle sabitliyorum bakın tekrar 8 adet zincir çekiyorum 7 ve 8 1 2 3 4 kez aldım başına yine yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çektim bir adet zincir çektim ve motifimi alıyorum yine motifim düz yüzüne gelecek şekilde şu iki yaprak arasından girdim sabitledim iki adet zincir çektim şimdi buradaki boşluğa giriyorum kapattım 10 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 Vel. Tekrar yuvaya bir sık iğnesi yapıyorum. Şu anki işlemimiz budur. 8 adet zincir. Başına 4 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim bir zincir çektim son motifimi de alıyorum yine buradan iki yaprak arası girdim ipin ucunu aldım sabitledim iki adet zincir çektim buradan bu boşluğa girip iki araya sabitledim 2 3 4 10 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın buradaki ana yuvama girip sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi burada nasıl yaprak yapmış isem burada da yapacağım. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım yuvaya girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Başına iki aldım yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına iki aldım yuvaya girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çektim. Son kez başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnesi yapıyorum arkadaşlar. 6 Yuvaya girip 7. sık iğnemle sabitliyorum. Bu şekildeyim. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. 3 adet zincirim bakın aşağıdaki tığ bat diye batıp sabitliyorum. Ve aşağı inmiş olduk. 2 zincir çektim. Yandaki tığ batta kapattım. Bu 1. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu 2. 2 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. Bu 3. 3 burada boşluk vermiştik. 3 de burada verdik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir başını 2 kez al. 1, 2 tığ bası atlayıp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 adet zincir bu ara boşluğa girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 3, 4, 5 ve 6. 7. tığ battı da sabitliyorum. Yani bu şekilde vereceğimiz araya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada bu yaprak bitiminden sonra yuvadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane çubuk yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bu şekilde 5 tane yaptıktan sonra aynı burada olduğu gibi 3 tane tığ battısı boşluğu verip bu trabzanları yapıp yuvayı yapıp çiçekleri ekleyeceğiz arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi kenar bordürünü yapacağız arkadaşlar. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden hemen buradaki tepeden sabitliyorum çubuğun tepesinden. Bir adet de zincir çekiyorum. Şöyle yaprağımızı düzeltelim. Buradan trabzanın ilk trabzan tepesine battım. Kapattım burayı sabitledik. Şimdi trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptım. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın buradan bu hizadan hemen buraya kapatıyorum. Hani 5 zincir çekip kapattığımız trabzan var ya e, sık iğne var ya oraya batıyorum. Aşağı inip kapattık. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Onu size tekrar göstereceğim. Buradan ilk trabzanın tepesine batıyorum. 5 zincirimi sabitliyorum. Devamındaki trabzan tepesine sık iğne yaptım. Devamındakine sık iğne yaptım. Devamındakine sık iğne yaptım. 5 zincir çektim. Bakın arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım biraz. Bu renkli yaprağımızı yaparken 5 zincir çekip kapattığımız sık iğnesi var ya arkadaşlar oraya batıyorum. Bu şekilde. Tekrar 5 zincir. Hemen buradan tepedeki ilk trabzan tepesinde 5 zincirimi sabitledim. Çok pardon. Trabzanların tipisine sık iğne yapıyorum. Yine 5 zincir. Buraya giriyorum kapatıyorum tekrar 5 zincir ilk trabzan tepesinde kapatıyorum trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum 5 zincir çekiyorum. yine aşağı kapattım tekrar 5 zincir ilk trabzan tepesinde kapatıyorum sık iğne yaptım 5 zincir çekiyorum yok Pardon yapraklar bitti Arkadaşlar artık 5 zincir çekmiyorum sadece bir zincir çektim bakın 5 yaprağın kenarını yaptık sadece bir zincir çekiyorum bu noktada hemen şöyle düzeltelim bakın ikinci motifimin ilk yaprağının ilk trabzan tepesinde batıp sabitleyip burayı birleştiriyorum Şimdi trabzanlarımın üzerine sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum bakın. Şöyle yaprağın şu uç kısmından da tutturuyorum. Şöyle göstereyim. Bakın buraya geçiş yaptık ya. Şimdi şu uç kısmından tutturacağım. Şöyle tutturduk. Bir zincirimizi batıp tekrar bir zincir çekip döndüm. Son battığım trabzana sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde eklemiş olduk. 5 zincir dibine battım, kapattım. Tekrar 5 zincir trabzan tepesinde kapattım trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum 5 zincir çekip bakın bu renkli 5 zinciri nereye kapatmışsak oraya batıyorum bu şekilde sadece buradan ekledik arkadaşlar şu kısmı da aynı işlemi yapıp döneceğim şuradan eklemeyi tekrar göstereceğim Bakın son yaprağımı yaptım. Şimdi diğer yaprağımla birleştirme yapacağım. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekildeyim şu an. Buradaki yaprağıma geldim. Buradan ilk trabzan tepesine sabitledim. Ve trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Dört. Tekrar bir zincir çekiyorum bu uç kısımdan birleştiriyorum bir zincir çekip düz yüzüne döndüm son battım trabzana girip kapat. Bakın bu şekilde birleştirdik 5 zincir dibinde kapatıyorum tekrar 5 zincirle çıkıyorum bu kenarları nasıl yapmış isem son kenara kadar aynı işlemi yapıp döneceğim Evet arkadaşlar aynı işlemle kenarlarını gittim çiçeğimi şimdi ne yapıyorum bunu da bakın buradaki çubuğun tepesinde sık iğne ile kapatıyorum bakın son yaprağımın kenarını yaptıktan sonra son sık iğnesini yaptıktan sonra buraya kapattım ipimi kesiyorum işte bu kadar bu şekilde koparttık arkadaşlar ve tamamladık. Şöyle elimizle düzeltelim. Şuradan elimin üzerinde göstereyim ya da modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Sizlere nasıl rahat gösterebilirim çabasındayım şu an. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için şöyle bir görüntü bırakacağım. Görüntünün e, net olmasını istiyorum. Olmadı. Yakınlaştıralım ve odaklayalım. Evet. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.